بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين İslomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 44-chisi ijtimoiy odoblar, salom va izn so'rash odobi. O'tgan jumada salomlashishlik odobi haqida dars qilgan bo'lgandik. Ozgina chalas qolgan. Uni nihoyasiga yetkazib qo'yib yana yangi mavzu izn so'rash odobiga o'tamiz. Ibrat bilan ta'lim berish so'z bilan ta'lim berishlikdan afzal. Gapirib o'rgatgandan ko'rsatib o'rgatganda samarasi kattaroq bo'ladi. Bir kishi gunohga qo'l urdi. Ko'rding, gapirib yursang g'ibat qilgan bo'lasan. Agar ash narsa emas bu gunohing deb turib, unga rozi bo'ladigan bo'lsang, kishi mana shu qilgan gunohga sherik bo'ladi. Mavqiflar bilan, ibrat bilan ta'lim berishlik eng samarali uslub. Shuning uchun musulmon odam muallimmi u, otammi u, birinchi bo'lib o'zi salom berib bolalarga ta'lim berishligi kerak. Assalomu alaykum deb turib, birinchi siz salom bersangiz, buni sizdan o'rganadi, ta'lim oladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham shunday qilganlar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis: "Annahu marra ala sibyan fa sallama alayhim." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir to'p yosh bolalarni oldidan o'tib qoldilar-da, ularga salom berdilar. Mana shu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati edi. U menga salom bersin deb turilmaydi. Men undan balatroqman, men undan kattaroqman, men undan ilmliroqman, u menga salom bersin deyilmaydi. Chunki kishini birinchi bo'lib salom berayotganligi Allohga yaqin ekanligini bir belgisi. Bu haqida ham inshaalloh hadis o'qigan bo'lamiz. Abu Dovuddan keltirilgan hadis: "Anna nabiyya sollallohu alayhi vasallama marra ala ghilmanin yal'abuna" fasallama alayhim. Rasululloh bir top o'ynayotgan yosh bolalarni oldidan o'tdilar-da, ularga salom berdilar. Assalomu alaykum ya sibyan. Ey bolalar, assalomu alaykum. Rasululloh deya zot yosh bolalarga o'zi salom beryapti. Demak, kattalar o'zlari salom berishlikni boshlab, o'zlari ta'lim berishligi kerak bo'ladi. Mana endi salom berdik. Kimdir alik olmaydi. Birodarlar, salom berishlik sunnat, alik olishlik, javob berishlik vojib. Chunki man ajaba salam fa huwa lahu dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va man lam yajib falaysa minna. Kim salom bersa, bas salom o'zi uchun. Endi kim alik olmasa, u odam bizdan emas dedi Rasululloh. Laysa minna bizdan emas dedimi? Demak, mana shu ishni qilgan odam katta gunoh qilganligiga belgi bo'ladi. Yana sahih hadis Rasululloh aytadilar: "Inna abaxalan nasi man baxila bis salam." Odamlarning eng baxili salom bermaydigan odam. Assalomu alaykum deb qo'yishlik ham yaramaydi, o'tib ketyapti. Mana shu odam odamlarning eng baxili deb aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo o'zini azaliy kalomida shunday deydi. Qaraylar-da, salomlashlik haqida Qur'onda oyatlar bor. Payg'ambarimizning bir qancha hadislari bor. Demak, bu mayda mavzu emas. Qur'onda oyat kelyaptimi? Rasululloh o'zini bir qancha hadisida buni bayonini beryaptimi? Demak, bu mayda masala emas. Astaidu billah va iza huyitum bi tahiyya fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Alloh taolo aytadi: "Qachon sizlarga biron ibora bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olinglar yoki hech bo'lmasa o'sha iborani qaytaringlar. Albatta Alloh hamma narsani hisobga olguvchi bo'lgan zotdir." Assalomu alaykum dedimi? Eng kamida va alaykumus salom deyish kerak. Yoki va alaykumus salom va rahmatullohi va barakatuh. Salom berildi, undan chiroyliroq qilib qaytaringlar, bo'lmasam o'zini qaytarib qo'yinglar. Eng kamida va alaykumus salom. Yana bir salomlashishdagi muhim nuqta so'rashdi. Ya Rasululloh. Ar-rajulani yaltaqiyan, ayyuhuma yabda'u bis-salam. Ya Rasululloh. Ikki kishi uchrashadi, bu hadis Termiziyda. Qaysinisi birinchi salom berish kerak? Qaysinisi salomni boshlashligi kerak? Qola
avlahuma billahi ta'ala. U ikkisidan Allohga haqlirog'i, ya'ni Allohga yaqinroq bo'lgani birinchi salom beradi. Allohga yaqinroq bo'lishni xohlaysizmi? Salomni birinchi bering. Birinchi salom berayotgan odam demak Allohga yaqinroq inson hisoblanar ekan. Inna avlan nasi billahi man bada bis-salam. İmam Abu Davud'dan bu hadis. Albatta odamlarning Allohga yaqinrog'i, haqlirog'i salomni birinchi bo'lib beradi. Xohlaymizmi? Allohga yaqin bo'lishdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb qo'yaveraylik. Mana endi salom berishlik mumkin bo'lmagan o'rinlar ham bor. Makruh bo'lgan o'rinlar bor. Salom berib bo'lmaydi. Qaysi o'rinlar? Ovqatlanayotgan odamga. Hajda talbiya aytayotgan odamga. Tahorat qilayotgan odamga. Qur'on tilovat qilayotgan, Allohni zikrida turgan odamga salom berib bo'lmaydi. Juma xutbasini qilayotgan odamga, masjidda mavuza qilayotgan odamga, fiqhni ta'lim berayotgan kishiga, ilm talabida turgan kishiga salom berib bo'lmaydi. Makruh. Azon aytayotgan kishi, namozda turgan kishi, qazo hojatda turibdi ehtimol biroq, hammomda turibdi, salom berib bo'lmaydi bu odamga. Odamlarning orasida qozilik qilayotgan kishiga ham salom berib bo'lmaydi. Shularni bilishligimiz kerak, toki bir makruh amalga qo'l urib qo'ygan bo'lmaylik. Mana endi xulosalaymiz. Ushbular salomning ayrim odoblari. Birinchi bo'lib salom bergan odam Allohga yaqinroq bo'ladi. G'ayri dinlarga agar salom berilsa, assalomu ala man ittabal huda deyiladi. Ya'ni hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Rasululloh mana shu g'ayri din bo'lgan kishilarga maktub yozar ekan, mana shunday deb boshladilar. Assalomu ala man ittabal huda. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. U g'ayri dinga assalomu alaykum va rahmatulloh deb bo'lmaydi, chunki musulmonlarning tahiyyasi bu. Endi ular shunaqa deb salom bersa-chi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh dedi. Bir boshqa bir din vakili. Nima deymiz? Va alaykum deb qo'yamiz. Yana agar farzandi yoki talabasiga salom bersa bir kishi ibrat ko'rsatgan bo'ladi, juda ham chiroyli ish bo'ladi. G'ayri dinlarga o'xshab salom berib bo'lmaydi, chunki biz musulmonmiz, bizi hamma yo'g'imiz shariatimizga muvofiq bo'lishligi kerak. Yurgan odam o'tirgan odamga salom beradi. Ozchilik ko'pchilikka salom beradi. Kichiklar kattaga salom beradi. Va oxirgisi eng komil tahiyya bu qaysi tahiyya? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu o'tgan darsimizni qolgan cholasi edi. Yangi mavzuimiz izn so'rash odobi. Birovni uyiga borib chaqirishlik, uni uyiga kirishlikdagi odob. Mana hozir aytdik. Qur'onda bir oyat keldimi bir mavzu haqida. Demak, shu mavzu mayda mavzu emas. Muhim bu. Qur'onda muhim bo'lmagan narsa yo'q. Qur'onda keldimi muhim. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'dhinkumul ladina malakat aymanukum walladina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Min qabli salatil fajr va hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira va min ba'di salatil isha. Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz 3 vaqtda huzuringizga kirish uchun sizlardan izn so'rasinlar. Sizlarning xonalarga kirishlikka ruxsat so'rasin 3 holatda. Bomdod namozidan ilgari peshin vaqtida, ya'ni issiqdan kiyimlaringizni tashlaydigan paytingizda va xufton namozidan keyin. Qarang, bolangiz sizni yotoqxonangizga kirishlikka ruxsat so'rashlik kerakligi haqida Alloh oyat nozil qildi. Oyatni davomini o'qiymiz. Salatu avratin lakum. Laysa alaykum va la alayhim junahun ba'dahun. Tawwafuna alaykum ba'dukum ala ba'd. Kazalika yubayyinullohu lakumul ayati wallohu alimun hakim. Bu 3 vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ya'ni bomdoddan avval, peshindan keyin, qaylula paytida va xuftondan keyin.
kişi kiyimini yengilletti ya ki kiyimini yeçip atışı mümkün yatakhanası da. Bana şu payette balagat yetmeyen ballar hem izin sorasın. Ular öşe vaktilerden son izin sormaya girişlere de sizlerge hem ularge hem günah yok. Çünkü ular sizlerge biringiz biringizge kelip ketip turgülçüdür sizler. Allah ayetlerini sizlerge bana şimdi bayan kılır. Allah bilim ve hikmet sahibidir. Demek üçte vakt. Bomdat namazdan avval, peşinden keyin, kaylulu payeti ve huftan namazıdan keyin. Yani de balagat yetkenden keyin, farzantlar, oğuldur, kızdır, ota onanı hanasıge elbette ruhsat sonra kirişliği gerek. Bana şu manalarını eşitip bir sahabi hayran oldu ve peygamberimizden soradı. Enne raculen kâle linnabî sallallahu aleyhi ve selleme estâzînu alâ ummî. Ya Resulullah, onamı aldı ya, onamı huzurge kirgeni hem ruhsat sorayamam mı dedi. Peygamberimiz, ruhsat soruyorsan dedi. Üç madde sorarlar ya da. Ben onamı hizmeti de duramam o da o da. Peygamberimiz ettiler. Etuhibbu antaraha uryaneten. Ne mi? Onayını yalangaç halde körüşüydü haliysen mi dedi. Yok dedi hali adam. Bas ruhsat sorar dedi. Şunali mi? Bu İslami adab buradalar. Kur'an bizge şimdi talim veriyordu. Kur'an. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri şimdi talim veriyordu. Bana şimdi izin sonrasında adabları birkaç adabları var. Bunları görüp çıkamız. Birinciden Esselamu aleykum deyiladı. Anna raculan min bani amir iste'zene ala nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve huve fi bayt. Resulullah özünü üyde turganlara da Banu Amir urug'idan bo'lgan bir kişi Resulullah'ın oldiga kirishlikka izin soradı. E alicu yoki e adhulu kiroreyme dedi. Tashqaridan turib kiroreyme dedi. Shunda Resulullah özünün xizmatchisiga aytdi ki bu adam oldiga chiq. Bas unga izin sorash odobini o'rgatib qo'y. Unga ayt. Assalomu alaykum. Kiroreyme desin dedi. Boyaga hizmeti çıkıp bana şu talimini verdi. Kirişliki ruhsat sorayken adam assalamu aleyküm kiroreyme dedi. Peygamberimiz izin verdi. Demek birinci adabı ne oldu? Salam verişlik. İkinci adabı. Alo dedi. Kim bu siz? Tapinci dedi. Tanıma yapsın mı dedi. Ne mi bu? Şov mu bu? Ya bir viktorina mı? O kadar gol üstü ya mesela. Demek Müslüman adam mı? İzin soruşluğundaki adabı özünü tanıtışlıyor. Men falancı men. Assalamu aleyküm. Men falancı men. Men de bu kadar. Ona kadar tanışımız yok. İşte şimdi şarkı yapıp koyup git orası. Men. Özünü kimliğini tanıtış. İsmini ya ki künyesini, sıfatını açlıyor. Sahih ayında keltiriladı. Bana Peygamberimiz İsra ve Miraç keçesi de Cebrail aleyhisselam Resulullah s.a.v'ı aldı da bana Osman'a kötü herhalde billahlaşı. Osman eşiklerini Cebrail aleyhisselam açılışlığını talep kıldı. Fantalaka bi Cibril hatta ates sema'a dünya fastaftaha ve qila men hada. Osmon eshigini ochilishigini so'raganida kim deb so'rashdi farishtalar. Jibril deb javob berdi. Qila va man ma'ak. Siz bilan birga kim bor? Qola Muhammad. Mana odob. Eshik tagida kim turganligini ichkaridagilar eshitishligi kerak, bilishligi kerak. Sahih ayda keltiriladi. Lamma jalasa nabiy sallallohu alayhi va sallama ala bi'ril bustan va ja'a Abu Bakr fasta'zana. فقال أبو موسى من؟ قال أبو بكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم bir bağda suudu boyda oturganı da ana şu bağda kirişlikke Abu Bakr gelip eşiği tayda izin soradı. Abu Musa Aş'ari oturganı da eşiği dişkarısı da kim deb soradı? Abu Bakr dedi. Ruhsat verildi. Sonra Umar geldi. Kim deb soradı Abu Musa? Umar deb aytdı. Sonra Usman'ın da Affan geldi. Demek ikinci kolasamız mı oldu? Birincisi ne oldu o zaman? Salam veriş. İkincisi
özünü, kimliğini tanıtır. Üçüncüsü. Demek telefon kıyanımızda buradalar maklamız. Kim bu dese, iki gözü kim bu demesinden durup. Sizin telefonunuzda onu atı yazılırken bulsa düşünürlerken de. Benim pasaparın telefonu, benim damlamam doğru mesajı mesela. Sizi tanıma yanına bizim onu okuyken de, benim polançı ben, polançının akası, polançının ülkesi. Bana şu oda bakın. Cabir ibn Abdullah'dan, bu hadis muttefakun aleyh boyan hadis. O kişi aytadı. Ataytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fedekaktul bâbe. Resulullah'ın huzuruna varıp eşiğini kalktım. Fakala men zâ. Kim bu der sorar. Kultu ana. Men der cevap verdim. Fakala aleyhissalatü vesselam ana ana ke ennehu kerihaha. Resulullah eşitip men men dedi. Yani yoktırmadı. Resulullah yoktırmadı bunu sen. Demek izin soruşta ikinci adab bu gözünü kimliğini tanıtıştık. Üçüncü adab. Üç madde eşi kalkıladı. Üç madde çakırıladı. Eğer cevap olmasa kayıtıp getirilmedi. Yok, biz eşiğini tepil makalamız, turoramız. Buradalar, Müslüman adam mı? İslam terbiye kıladı. Ziyaret kılıyken diyem, ziyaret kılıyken diyem. Turoramızı eşiğini tepil. Karaylar, üç madde çakırdık, çıkmadı mı? Kayıtıp getirelik. Kayıtıp getirelik. Demek çıkma yaptı bir sababı var. Ötken sapanam şuna kıyan. Bugün çıkmasın bu müddet ve eşiğini makaladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenler el isti'zanu thalaf fein udine leke ve illa farca. Bu hadis buradalar İmam Müslüm'den Ebu Musa Eş'ari raziyallahu anh'dan. İzin soraç dedi Resulullah. Üç madde buladı. Ruhsat verilse kir ve illa kayt orkayı. Şimdi bunu galata işletemiz. Çıkışını halamazsak üç madde şart 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 çakıramızda şart kayıtıp getemiz. Ha dese sünnetki muvaffuk üç madde çakırdı. Yok ona hilek etmiydi. Demek o şu birinci çakırışlığı bilen kengi çakırışlığı ortasında dört rekat namazda vakti ötüşlüğü gerek. Küttüyüz dere gibi olmadı. İkinci madde çakırdıyız. Yani dört rekat namazda ketatken vakti küttüyüz. Üçüncü madde çakırdıyız. Yok mu? Yine de kayıtıp getir orası. Çünkü taharat kılıyken buluşu mümkün. Namaz başlarken buluşu mümkün. Kazayı hacatta yok ki hammamda buluşu mümkün. Kareler buradalar. Çakırışlık adabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kandayı talim beri yaptı. Çakırışız bilen ona kadar cevap verişini kütmeydik. Ne işte adabını yaplaştık? Birinci adabı. Salam veriş. Özünü tanıtış. Kütüş, kütüş. Dörtüncüsü, eşiğini katkı kohmaslık. Eşiğini katkı kohmaslık. Hususan siz şakırıyken adam, hürmetli, uluğ insan olsa, ustazınız olsa hususan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşiğini sahabalar tırnağı bulan kohşardıyken. Tırnağı bulan. İmam Buhari'den keltirilgen hadis, Anas ibn Malik'ten. Anne abvaba Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kâne tukrav bil azafir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşiği tırnak bulan kalklardı. Yani Rasulullah ki azar aziyet bulmasındı. Şimdi bir hürmeti balantıdı sahabalar. Çünkü kengi devirde yaşayan salaf salihinler hem özlerinin ustazlarının eşiğini baltır tırnak bulan kalkış gelirken. Şimdi hazır ki devirde gelir buradalar. Nima bor? Zıvan oldu bari. Şimdi şundan kep çıkıp kulağısa çıkaramız. Bitti bastık, kütü duramız. Ahırı geçip üşap durmuyoruz çıkıca. Şimdi bastık durasız, nervi çıkıp, gazablanıp, kem deyişke mecbur kılmıyoruz. Bitti bastık, kütemiz. Bitti bastık, kütemiz. Çünkü çakırıyken adamın adabı ge dalalat kıladı. Bana şu zıvan oldu basışı, eşiği de kokuşu. Kirip gelin orada eğer mabadı eşiği açık olsa. Falan çoğu ki, dıp durup. Dört adamını yapılaştık. Salam veriş. Kimliğini tanıtış. Kütüş. Eşiğini katlı kokmasın. Beşincisi. Bir çekeği oturtturuşluk. Bir çekeği oturtturuşluk. Eşiği kokuldu.
yon boshga o'tib turasiz. Toki ko'zingiz ichkariga tushib qolmasin eshikni ochgan paytda. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, innama ju'ilal istizanu min ajlil basar. Bu hadis birodarlar Buxoriy va Muslimda. Izn ko'z uchun so'raladi. Izn aslida ko'z uchun so'raladi. Eshikni ochgan paytda ko'zi tushishi kerak emas, ruxsatsiz. La ta'tul buyuta min abwabiha. İmam Tabaraniyden bu hadis. Walakin ituha min jawanibiha fasta'zanu. Eşiği to'g'risidan kelmaylar deyapti payg'ambarimiz. Yani ro'parasiga tura olmaylar chaqirganda. Yon boshrog'idan kelinglar. Fa iza udina lakum fadkhulu va illa farji'u. Ruxsat bersa kiringlar, bo'lmasa qaytinglar. Chaqirib yon boshga o'tib turamiz yoki orqamizni qilib turamiz. Eshik ochilganda ichkari ko'zimizga ko'rinib qolmasin. Abu Davud'dan keltirilgan hadis. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza ata baba qawmin lam yastaqbil el bab min tilqa'i vajhi. Agar Rasulullah bir qavmni uyiga borsa, eshigiga borsa, eshikni ro'parasiga yuzini qilib tura olmasdilar. Balki uni o'ng yoki chap ustuni yonida turib, assalomu alaykum, assalomu alaykum derdilar. Mana odob. Sanaymiz. Birinchi odobi. Salom berish, o'zini tanitish, kutish, yumshoqroq taqillatish, beshincisi bir chekaga o'tib turishlik. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Man ittala fi bayti qawmin faqad halla lahum an yafqa'u aynayhi. Kim bir qavmning uyiga ularni ruxsatsiz nazar solsa, uni ikki ko'zini o'yib olishlari halol bo'ladi. Bu degani ko'z o'yinglar degani emas. Bu mana shu ishni, mana shu ruxsatsiz qarashni qanchalar og'ir gunoh ekanligini bildirish uchun aytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Man ittala'a fi bayti qawmin fafaqqa'u aynayhi fala diyata wala qisasa. Kim ruxsatsiz qarasa, uni ko'zini o'yib olsa, qasos ham olinmaydi, diya ham to'lanmaydi. Yana qaytarib aytamiz, bu ishdan odamlarni qaytarishligini tushunamiz bu hadisdan. Ko'z o'yishlik shartligini emas. Agar kirishga izn berilmasa, chaqirib kelgan odam xursand bo'lib qaytib ketaverish kerak. Bizda biroq chaqirib kelsa uyimizga, men chiqa olmayman, ketavering deyishdan ko'ra yolg'on gapirib qo'yishlik oson bo'lib qolgan. Yo'q deb qo'ymaydi deysiz. Ochiq yolg'on. Yolg'on bilasizlar, bu kabira. Bilasizlar, yolg'onchi musulmon bo'la olmasligini. Musulmon baxil bo'lishi mumkin. Musulmon qizg'anchiq bo'lishi mumkin. Musulmon qo'rqoq bo'lishi mumkin, ammo yolg'onchi bo'lmaydi. Qaraylarda bu yig'ilashimiz kerak bo'lgan narsa, yo'q deb qo'ydingiz. Ha? 5 minut bolamiz yiqib turgan nasihat bir pulda. Biz chiroyli narsani masala qilib, nasihat qilib o'rgatamiz, lekin fe'limiz bilan g'irt teskarisini qilib, yo'q deb qo'ydingiz. Qani aytyapsiz-ku, ziyorat qilgani kelgan odamni ham, ziyorat qilinadigan odamni ham islom tarbiya qiladi. Astag'fir billah. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu va tusallimu ala ahliha. Zalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Ey mu'minlar, o'z uylaringizdan boshqa uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu narsa sizlar uchun yaxshiroqdir. O'zingizni yuzmasmi? Kirmay ruxsat bermasa. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Endi agar u uylarda hech kimni topmasanglar, u holda izn berilmaguncha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, ya'ni kirishga izn berilmasa, qaytib ketinglar. Mana shu sizlar uchun toza yo'ldir. Qaytib keting deyildimi sizga? Qaytib keting. Va xursand bo'lib qaytib keting birodar. Chunki qatoda aytadi, muhojirlardan biri aytadiki, hayotimni hammasini kuzatib chiqdim. Qarab chiqdim, mana shu oyatga bir marta ham amal qilmagan ekanman.
Çünkü hiç kim beni eşikige çakırıp borganımda kaytip yeti oraya orkazga demeyen eken. Şu ayetki amal kılıçlıkke fırsat bulmayan eken. Şimdi üyüde bop durup yablaş olmasından ketkenler hamamız. Fakat biz yanıma da koyuşken hayırlar da nakliydi. Şunu yok da koyduydu. Yok da koyduydu. Dadam damalaya tutdu dese mesela çakırıp o eşimi zararlıydı. Sizge ayet etti. Dadam damalaya da gene çıkamaydı. Kete olayım da gene şu. Kaytip geteyim buradar. Hursan bulup kaytip geteyim. Rahmet şu buradarım ya. Şu burmatta çakırıp organında yok dadam çıkamaydı da gene de ketken ben. Hursan bulup. Bitti o ayet kemal kıldıyız. Örgeneli buradarlar. Dadam damalaya tutdu dese çakırıp o eşimi zararlı demeyin. Kütüphaneyin, o sizin işinizde o. Eğer kelişilmegen olsa, siz avvaldan ittifak kılıp kelişip koyulmegen ziyaret olsa, çıkmasındaki hakkı var. Brother, siz, ben çıkamayım ben, ayet koy, kete olsun, deyin. Yolgun yapırmayın, sizi hakkıyız, şari hakkıyız. Yolgun yapırmayın. Örgeneli şuna sana, örgeneli. Eğer seni çakırıp gelen kişi, biror savobni seni qabul qila olmayman deb aytsa-yu, rozi bo'lib, xursand bo'lib ketaver. Agar g'azablansang, ushbu oyatni ma'nosini tushunmabsan. Va in qila lakum murji'u farji'u. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytinglar. Demak, agar birontamizga ortingizga qayting deyilsa, xafa bo'lmasdan, g'azablanmasdan, albatta endi kelishilmagan ziyorat bo'lsa bu. Endi 8 ga keling deb turib chiqa olmayman deyish endi to'g'ri kelmaydi. Xursand bo'lib qarshiligimiz kerak, toki mana shu oyatga amal qilishga imkon tug'ildi. Inshaalloh birodarlar, keyingi darsimizda ijtimoiy odob, so'zlash odobi hamda majlis odobi haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarni barchamizga xayrli, foydali qilgan bo'lsin. Zero birodarlar, islom bu odob, islom bu axloq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin güzel hulqi adabını görüp, ya Resulullah size adab, biz kanaka adab oldu. De sahabalar lal olup karagenlere de Peygamberimiz ettiler. Addebeni Rabbi fe ahsana ta'dibi. Allah menge adab verdi ve adabını güzel kıldı. Akulu kavli hada ve astagfirullah aleyhi ve